çok keyifli bir şey yapıyoruz ve hepimiz aslında doğada olmayı sevdiğimiz için buradayız. Lütfen bir yarış aynı zamanda keyif ve eğlence olduğunu unutmayalım. Çok eğleneceğiz bu bir haftada. Çok sıcak. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında insan vücudu sıcağa karşı dayanıklı. Ama hangi koşulda yeterince vücudunuzda su olduğu durum. O yüzden susamayı beklemeden sık sık su için. Hazırız, heyecanlıyız. Bir maceraya daha başlıyoruz. Yaşlı yapıyorum ama burası harika. Herkese bir alkış önce. Aa! 54 kilometre oturacılar için. O yüzden sabah erken start veriyorum buradan. It's early start, but the temperature is not too high. Yavaş yavaş. Güneşe bağlı aslında koşmamız. Sıcak olacak, çok sıcak olacak. Bunu koşmayanlar çok büyük şey kaçırıyor. Sen çok yaşa. Run fire. Artık çok az kaldı. Müthiş. Koşmak bedenini özgür bırakmak. Her yeni yarış benim için yeni bir tecrübe. Yeni bir antrenman. Yeni dostluklar. Etap etap gün gün olması ultramaratonun Türkiye için bir gurur kaynağı. Hard stage, really hard. Yol arkadaş. Bakalım nereye kadar. Dördüncüne başlıyoruz yine heyecanlı. Bugün Lara. Biraz zor olacak. Dağlar. Güzel olacak. Ne kadar dayanıklıyım onu göreceğim. İlk defa bu kadar güneşin altında koşuyorum. Yeah.
temposunda koşmayı deniyoruz şu anda. Harika bir duygu. Abi istiyorsan yavaşlayayım biraz. Yok abi iyi boş ver böyle. Ben böyle giderim. Sıkıntı yok. Biz de zaten bugün yarın uzun gün olduğu için böyle çok temposunda koşuyoruz. Tanrım ya Habibi. Ayva ayva. Ya Habibi. Habibi. Ayva. Merdivenden öldüreceğim. Ah. Nerede finish? Buraya bayılabilir miyim? Buraya. Ben yolu kaybettim. Can failin anlamı bu. Tuza girdikten sonra ise üçüncü aşamaya geçiliyor. O da çöl aşaması. Ayağımın altı toprak, karşımda güneş, Tuz Gölü'ne batıyor. Arkası Hasan Dağı ve etekleri. Her gün yükümüz biraz daha azaldı. Bugün biraz daha hafif olacak herhalde. Tuz Gölü'nün şartları her an değişiyor. Gece çamura saplanıyoruz. Geçen sene de koştum ben burayı. Önceki sene de koştum. Hiçbirbirine benzemedi. It's very, very, very hard. A long day. I try to and let's see what's happening. Tuz Gölü. Sen mi biz mi? Sonra bir gün daha bizi bekliyor. Yolumuz uzun. Ah! Ah! Olsa! Bir de bu sivrisinekler var. Tuz Gölü güzel olacak, zevkli olacak. Biraz zor olacak ama zaten zorlukları yenmek için buradayız. Yanacağız. Ateş bizi çağırıyor. Daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım bir kere. Bu bile benim için çok güzel. Yeni bir şey. Good luck. Don't fire, Cappadocia. Keyifli deneyim olacak ilk öncesinde. İlk ya da ultra denemesi için buna geldim. Dizlerim parçalandı bugün. Tuz Gölü'nde koştum. Daha ne isteyeyim? Hayatta.
hayatının deneyimi. Ah Rabbim. Harika. Herkes hayatında bir kere buraya gelip koşmalı mutlaka. Önce sağlık, ondan sonra keyif ve tecrübe. Güzeldir. Hala belli değil. Çok yakın birinci ile ikinci. O yüzden çok kapışma olacak bu rotada. We'll be right back.
versin baba. Beautiful. Unbelievable. Yarış daha bitti. Hadi geçiş olsun. Fırsatını yakaladım ben de Kerim. Zorlu bir haftayı daha bitirdik. Acısıyla, tatlısıyla, tuzuyla, çamuruyla, bol sineğiyle, sıcağıyla. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. İster 4G olsun, ister 6G olsun, ister ultramaraton olsun. Kesinlikle dünya harikası bir ülkemiz var. Bu ülkeyi herkesin gelip görmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Harika. Son gün, son finish çizgisi. Adrenalin son noktada. Acayip güzeldi. Bitirdiğini görebilirsen bitiriyorsun yani. Limitini kendin koyuyorsun, bunu öğrendim. Vallahi bütün tanıdıklarıma diyeceğim ki bunu yapmadan ölmeyeyim. Başka hiçbir şey yok. Kendi kendimize yetmeyi öğrendik. Bitiriyoruz. Dolunay varken birden güneşin doğması, ikisini aynı anda deneyimlemek ve tuz gölünün üzerinde olmak. Bilmiyorum kaç kişiye nasip olur. Sabrı çok öğretiyor, inancı çok öğretiyor. Ben çok keyif aldım. Çok mutlu. Ağladık. Çocuklarım burada. Ay çocuklara ilk defa geldim. Evet ilk defa geldim. Yerde finişimi ilk defa gördüler. O kadar koştum hiç görmemişlerdi. İnan ki dünyada böyle güzel organizasyon yok. Böyle güzel insanlar yok. Ondan fazla macera yarışı yaptım. Patagonya'da, Kanada'da, yani Şili'de, Arjantin'de her yerde ama bunun kadar zevkli, zorlu. Her türlü zorluğu içeren parkur, yani görmedim diyebilirim. Ya bir ultramaratondan ziyade bir adventure challenge yarışı. Süperdi. Dilerim yani böyle Türkiye'de böyle yarışlar çok olsun. Yarışmacılar da çok olsun. Türkiye'de iki tane çok etaplı ultramaratonu. Bir tanesi Likya yolu ultramaratonu. İkincisi Rampai ultramaratonu. Bunlarla ilgili her şey. Bir şemsiye altına doldurdu. Koşmakla ilgili bir şemsiye yarattı. Ve tahmin ederseniz adını, Rambrella adında bir şemsiye var. Ultraçılar kaç yapmış? 248! Oho. 6 geçiler 122, 4 geçiler ise 62 kilometre. Özgürlük diliyorum. Diğerini sonsuza kadar özgürlük.